Şimdi ben diyorum ki dün gece de bir düşündüm ve o fotoğraflara da yeniden baktım. Bunu böyle uzun koltuk yapmak yerine hakikaten yanına bir sehpacık koyup bir küçüğünü koymak daha iyi olabilir. Bir de böyle tek kişilik ev, o kadar uzun koltuk, bilmiyorum nasıl olur falan filan. Şu nasıl? Bu daha mı küçük? Bu arada Move Objects'i bir açalım. Tamam. Bu da daha küçük değil ama onun şey olması güzel. Velvet ne? İşte anladınız mı ondan? Bak bu mesela bir tık küçüğü. Aslında öyle de olur. Hani çok da küçültmeden. Ya da şöyle falan. Çünkü fotoğrafta yanında sehpa olmasını ben biraz kıskandım. Yalan söyleyemeyeceğim. Duvarların da rengi ne? Yeniden hani o sıfırlansın diye beyaza alıyorum. Tamam mı? Yeniden beyaz yapacağım. Bir bakarız renk istiyor muyuz, istemiyor muyuz, nasıl bir şeyler istiyoruz diye. Orada bir tane bırakıyorum. O rengi kaybetmemek için o. Ya da şöyle yapalım. Niye öyle yapıyorum ki? Onu da boyayayım. Giriş bu renk kalsın bakalım. İstersek değiştiririz, istemezsek falan filan. Yukarıyı da haliyle. Çünkü odanın beyaz olması biraz önemli bence ya. Çok dar orası. O bir ferah hissettirmesi lazım. Dün görmedin tekrar söyleyeyim. Dün neden konulmuyor dediğin fırın ocağın takımıydı. Tezgah konuyor. O yüzden ocağın altına bulaşık makinesi konulmadı dün. Ha, doğrudur ya. Çok umurumda olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Koltuk CC'si bozuk mu, gölgesi bir değişik. O kesin o kalacak diye değil. Öylesine koydum şu an. Beyaz daha iyi mi diyorsunuz? Bir de öyle bakın bakayım. Ya sadece televizyonun arkasına renk duvar koyabiliriz. Çok kişilik katıyor o da. Üst takı çatısı cam mı? Üst katın çatısı cam mı diyorsun? Hayır değil. Ama aslında buranın üstüne cam şey yapabiliriz. Tavanına cam biraz koyabiliriz. Fena olmayabilir. TV arkası renk olsun. Evet Ezra, yaz bu arada zaten yola o şekilde çıktık biz. Turuncu nasıl ya? Ben galiba böyle bir şey kullanacağım. Ama şöyle oluyor. Şimdi yüksek tavan ya. Burayı turuncu yapınca burayı da turuncu yapmam gerekiyor. Buraya taşmayacak mı? Buraya taşmayacak. Aslında taşmasın. Niye o gün öyle bir şey takmışız ki? Tamam taşmasın. Evet o renk güzelmiş. Ben de şu an şey oldum. Dün niye çat diye bunu koymamışız? Bu renk iyi ya. Bir de şimdi daha fazla bitki falan koyunca o yeşille çok güzel kontrastlanır bu renk. Bence de bu turuncu da değil de böyle kiremit gibi çok iyi şu an. Nar çiçeği miydi? Renk kattı. Vallahi bilmiyorum. Kategori değiştirdik mi? Bu arada YouTube girişi falan yapmadığımı fark ettim. Artık biraz geriden gelecek YouTube. Yapacak bir şey yok. Hoş geldiniz YouTube. Teşekkür ediyorum. Ben söylemiştim turuncu diye bakmadın. Ay ama ne yapayım? Öyle o an her şeyi göremem ki chat'teki. Herkes bir şey yazıyor. Bu eve çok kıskandım yalnız. Yap hemen kendine Bensucum. Bu kadar basit çözümü yani. Anlamadım. Şu köşedeki rafları düzenlesek. Ha onlar falan kalıcı değil. Belki kullanırım diye kenara koyduğum şeyler onlar. Giriş de öyle mesela. Şunlar buranın kalıcı şeyleri değil. Hoşuma gidiyor, kaybetmeyeyim diye koyuyorum. Sonra gereken yere alırım. Almam. Belki silerim. Falan filan ne olacaksa yani. O zaman ben yapayım. Ondan sonra başlığımı da şuradan değiştireyim. Aslında niye chatten yapıyorsam? Başlığımı da ne yapayım? Tada. Evet, yemeğe gidenler oldu büyük ihtimalle. Böyle, tamam. Şimdi onları da hallettiğimize göre kafam rahat etti. Ha şu kanepe işine bir bakalım. Kanepe. Kanepe. Love Seat kategorisine bakayım ya ben o zaman. Şu nasıl mesela? Bu da çok ufak değil mi? Bu da fazla ufak. Aslında tek kişiye de yeter ya. Böyle olmasın mesela sırtı olmayan bir şey de olmasın. O kadar konforsuz olmasın. Çünkü hani oturulacak bir tane kanepe var. Onun da
sırt bile dayanamayacak kadar rahatsız bir kanepe olması işime gelmez. Bak bu güzel. Bu iyiymiş ama biraz alfa dokusu ve hiç renk alternatifi yok ya. Müzik biraz yüksek mi? Bana mı yüksek? Kıstım azıcık. En altta sondan ikinci. Bu mu? Bu ne Allah aşkına? Bu ne tasarım kasmışlar? Hayatta kullanmam böyle bir şeyi ya. Hiç beğenmedim. Pardon yani sevdiğin şeyi çok ezdim gibi mi oldu? Ama hakikaten hiç beğenmedim yani. Yani bu ufaklardan rahat kanepe pek yokmuş. Bu da çok çekyat, ucuz duruyor. Böyle bir uyduruk gözüküyor. Şunlar var aslında. Onlar nasıl olur? Bunlar fazla mı cutesy? Şu rengi falan olabilir de işte beyaz duvarın önüne şu renklerde mi bir şey koymalı? Yoksa biraz daha bizi açacak böyle... O rengi verecek, şuranın turuncusu gibi patlayacak bir şey mi seçmeli diye düşünüyorum hep. O yüzden o renklilere gidiyor aslında elim. Çok yeni gelin gibi. I know, renkli olmalı bence, renkli. Değil mi? Bana da öyle geliyor ya. Beyaz, 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 beyaz çok kolaya kaçıyormuşuz gibi hissediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Solmuş gül kurusu kadife çok iyi değil mi? Ama karşının turuncusuyla biraz alakasız yani. Ya tam alakasız olsa, biraz zıt bir renk olsa yine okey ama kötü alakasızlık. Peki burada o tonları complement edecek bir versiyonu var mı bu şeyin? Böyle falan nasıl? Bak bu da bir cool oldu. Biraz alfamsı ama bence okey ya. İçeriği de dolduracağımızı düşünün tabii. Onları da göz ardı etmeyin. Ona göre bakın. No no turuncu daha iyi. Evi yaşlandırdı bence. Diyorsun. Ama ortama uymadı gibi. Ama daha ortam bitmedi. Onu... mı düşünmüyorsunuz sanki acaba? Hayır acaba bayağı iğrenç bu. Bir ağır konuşmayın, bir sakin olun. İğrenç gibi kelimeler ya böyle bir şeyin mide bulandırıcı falan olması lazım. İğrenç, bilmiyorum ben iğrenç denmesinden biraz şey duyuyorum. Yani rahatsızlık duyuyorum açıkçası. İğrenç nedir yani? Hani kaka iğrençtir falan, anladın mı? İğrenç ne abi? Pembe duvar işte. Çok inadına böyle bırakmak istiyor canım yani. İğrenç buluyorsan burada olma falan diye terslemek istemiyorum sizi. Hiç fena olmadı bence de. Yani ben koltuğa göre duvar değiştirmeyi de istedim. Maviler de güzel değil ya. Ya şöyle, o duvara turuncu çok yakıştı da. Koltuğun turuncusu güzel değil. Birebir turuncuya turuncu olmak zorunda değil. Hani ona uyumlu bir renk olabilir. O da ne olabilir ki diyecektim. Yeşilleri fark ettim o sırada. Yeşiller de iyi ha. Bunun turuncusu nerede? Turuncuyla uyumlu çok iyi olur. Neye diyorsunuz? Beğenmemek hakkımız ama bunu koy demek hakkımız değil. Yok ya ya emir vermeden önerileriniz okey bence. Sadece şey çok oluyor. Çete baktığımda hiç sohbet olmayıp full öneri olması yoruyor biraz. Çünkü hani mesela biraz yapıyorum sonra biraz o düşünme yerleştirme kafasından çıkıp sohbete döneyim diye baktığımda o öyle mi olsa bu böyle mi olsa zemini değiştir onu böyle yap odunun duvarını bu renk mi denesek o şöyle o öyle o öyle hani ve her yerden artık bıraktığımız odanın zemini de geliyor. Daha gideceğimiz yapacağımız yere gitmemişken oraya cam mı koysak gibi bir şey de geliyor. Yok oradaki kasenin yerine tencere koysak gibi küçük bir ayrıntı da geliyor. Böyle ben nereden nereye gideceğimi şaşırıyorum falan. Sims'te build yapmak evet hep keyifli ama sohbeti baltalaması böyle hepiniz çok gaza gelin. Güzel bir şey bu arada aslında bu. Herkesin gaza gelip öyle olsun böyle olsun falan diye fikirler söylemesi böyle bir
Yaptırıyor beni bir süre sonra. Katlarda yukarı inip çıkmak page up page down. Zebra gibi bir şey olabilir. Ne demek Kaan? Nereye? Duvara mı? Nereye zebra? Afiyet olsun yeni yemek yiyenler. Hep yemek yedim geldim diye geliniyor. Tuvalet var mı evde? Şurada olacak. Şu bak görüyor musun? Bak bak. Bak görüyor musun? Burası tuvalet olacak. Küçücük bir tuvaletimiz olacak. Neyse böyle burası da. Yemek yaptım yiyorum. Afiyet olsun şekerim. Şimdi kamerayı delirttiğime göre yeterince. Şunu bir şöyle yapayım. Evet. Ben bunu şöyle ittirsem acaba kullanılabilir mi merdiven? Onu biraz merak ediyorum. Çünkü şuraya tıpkı şey örnek fotoğraftaki gibi böyle storage olacak bir şey koymak çok istiyorum. Onun için de şu televizyon kategorisine gideyim. Güzel bir televizyon ünitesi vardı. Heh. Bunlar ya da bunlar iyi gider gibi geliyor. Boyu da tam tutuyor. Ha, bakayım hangisi? Ay bunun boyu daha da iyi. Ama bu da kapatıyor aslında orayı. Ve kutu kutu olması da iyiymiş. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Arkadaşım Kaan arkasını dönse yani çocuklar. Bunu da ben mi söyleyeyim ya? Hadi şöyle turuncu turuncu olsun. O da biraz uyumsuz olsun falan. Divergent diye ben. Şöyle devamlı bir şey. Üzerine de zımbır 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 bir şeyler. Bu şey kafası da benim biraz hoşuma gidiyor. Şuraya ulaşmak için koltuğu çekmek zorunda kalıyor olması falan. Natsober için yaptığımız ev bitmiş miydi? Yok yok daha bitmedi. Gaza gelip böyle bir şeye geçtik. Ya gaza gelip demeyeyim de canımız farklı bir şey yapmak istedi geçtik. Böyle daha iyi oldu. Koltuk sanki olmadı. Koltuk çok iyi. Ya bence koltuk okey ya. Çok mu alfası çok mu bozuyor? Bence o yer gider ya daha doldurdukça. Alfa geldi bana. Sizi o şey dokusu mu rahatsız etti? Söyle adını. Kadife. Kadifesi kötü. Evet o doku. Koltuk alfa. Ama bakayım. Ben o kadar alfa sevmeyen insan buna çok okey oldum mesela. Siz niye o kadar delirdiniz ki? Biraz daha yapalım gidelim bakalım ne olacak? Ayakları. Ay dışarı dönük olmayan ayak falan yok yok. Bir de bu arada kanepeyi değiştirelim desek alternatif bir kanepe. Ben kanepeyi beğendim ayrıca. Biraz çizilmiş gibi duruyor. Dursun eski bir şey zaten daha iyi. Aşkım Ecuş. Orta masaya ev sembollü paketin yuvarlak masasından bir normal boy, bir de bir küçük boyunu iç içe denesen. Ya beni ikna ederek yazın şöyle şeyleri. Allah aşkına yalvarıyorum. Böyle mesela deyin ki bunları yaparsan atıyorum koltuğu çok güzel compliment edecek falan. Anladın mı? Bana böyle aa dedirtin. O zaman çok daha iyi oluyor. Şimdi ben bunu denemek hiç istemiyorum. Okumuş bulundum diye deniyorum gerçekten. O yüzden isteksiz olduğum için güzel bile olsa beğenmeme ihtimalim çok yüksek. Çünkü ön yargı oluştu. Beni ikna etseniz sizin şeyinize ben hemen enayi gibi kapılacağım. Ev sembollü paket ne? City Living mi? Başka ev sembollü bir şey yok. Ev sembollü paket. Ev falan yok abi burada. City Living var. Onun da yuvarlak sehpası yok. Koltuğun sırt dönüşü ince o yüzden alfa duruyor. Okey. Tiny Living. Tiny Living staff mıydı? Ha, ev sembollü. Ay bu. Ne yap dedin bunu? Hiç sevmiyorum onu bu arada. Orta masaya ev sembolü yuvarlak masa bir normal ve bir de küçük boyunu iç içe ne demek ya? Böyle mi? Ben anlamadım hiçbir şey.
Bir normal ve bir küçük, iç içe hoş duruyor. Hiçbir şey anlamadım. Nope ne ya? Yanlış kategoride miyim? Onu öyle bir şey mi? Dur. Sanırım evet. Ha iç içe böyle. Ay hiç sevmiyorum ben böyle. O şeyleri de sevmem. İç içe iç içe iç içe iç içe çıkar ya. Ne deniyor onlara? Ay nefret nefret ya. Çok kullanışlı. Kabul ediyorum. Zigon gibi ha. Ay hiç sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum zigon. Hele bir de yuvarlak yuvarlak. Hele bir de içi renkli. Hele bir de ayakları böyle açılan. Ay yok. Şunun ayaklarının böyle açılmasına zor katlandım cam diye. Bunlar cam isterlerdi bu eve diye. O kadar yani. İstemiyorum hiç. Bunun üstünü ıvır zıvır dolduracağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Referans fotoğrafında şurada perde var. Biz de güzel düz renkli perde indirmiştik. Deneyelim mi? Yoksa oraya böyle ya şuradan alacağımız rafları koyarak falan böyle öyle şeyler. Ama zemin olmaz oraya artık. Aslında perde güzel. Ve kumaş tanıştırmak da güzel. Yumuşak bir doku. Çünkü hani burada zemin böyle bir sehpamsı bir şey. Burada öyle. Üstünde şey. Burada öyle. Burası zaten mutfak falan. Burada da biraz hani yukarıdan aşağı doğru gelen. İşte yumuşayan böyle şekilden şekle girebilen bir şey olması biraz içimizi bir rahatlatır gibi geliyor. Ne dersiniz bu işe? Niye bu kadar ikna etmeye çalıştım ki? Koy işte. Şimdi o indirdiğimiz perde acaba hangisi? Bu değildir. Bu perde işinde de yükseklik boyut şeyi olması lazım. Pencere ve duvar yüksekliğine göre ayırabiliyor, filtrelebiliyor olmamız lazım. Bir custom content'leri ayırayım durun. Bizim indirdiğimiz galiba bu ya, üzülerek söylüyorum. Sanırım o. Ama küçükmüş yani. Uzunu da olsaydı iyi olurdu ama. Böyle var. Böyle de koymak istemiyorum ben. Tekli olsa sadece orayı kapasa ne güzel olur. Bunları almayayım canım sağ ol. Jalüziler çok alfa. Fazla alfa yani. Hiç beni çekmiyorlar. Demek ki büyüyebiliyor şeyler. Yani bunu da şöyle falan kurtarabiliyor muyuz? Kurtaramıyoruz. Salondaki surface'ların formu biraz fazla ayrı ayrı oldu gibi. Ayrı olsun. Farkındayım. Bilerek yaptım. Yani şunu düzgün yapın ya. Neyi be? Yine güzel halı değil, havlu değil. Neydi be bunların adı? Perde. Yine güzel perdemiz yok. Oraya öyle bir şey yapamayacağız. Şu custom content şeyini kaldıralım. Sims'in bir tane kendi böyle tekli şeyi var ya. Bir de onu inceleyeyim. Ha, şunlar falan var. Bunlar çok şey de. Bunların uzunu şu mu? Bunlar zaten bizim istediğimiz mantıkta perde değil. Böyle istemiyorum açıkçası. Bunlar var. Zaten küçükmüş bu arada. Bir de olmadı da. Onu koyayım isterseniz. Perde konusunun her zaman sorun olması. Her zaman ya. Hiç böyle aha olamıyorsun. Perdesiz bırakacağız büyük ihtimalle bu arada. Yani evet. Ama tekli güzel perde vardı ya. Yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu ne mesela? Perde çubuğu. Ne deniyorsa onu artık. Şunlar nasıldı? Bunların da düz rengi mi yoktu? Zaten boyut yanlış. Ya bunları yapıyorsunuz, neden bir uzununu yapmıyorsunuz? Ben onu hiç anlamıyorum. O bana mesela çok mantıksız geliyor, manasız geliyor. Elinizdeymişken bir zahmet onun uzunluğunu yapmak hiç zor bir şey olmadığı gibi.
Mesela bunun boyutları yok mu diyeceğim. Bu da fazla. Bak şöyle olmasını istiyorum. İşte dışarı çıkmadığını düşünün. Şunu istiyorum yani oraya. Bir tık yükseği. Bunu istiyorum. Küçültsem kısalacak. Ne yapayım? Aslında yüksek perde de yapabiliriz. Tavandan gelen. Valla onu da bir düşündüm de yok ya. Olmaz öyle de olmaz yani. Yukarıda sağda vardı sanki. Büyük olanı küçült be diyorsun. Şunu mu? Ya yine... Aslında dur bakayım. Şöyle birazı kapanıyor falan ama... Rengi de var mı? Nasıl bir şeyler falan. Hadi şimdilik şöyle şeyden bir bakalım. Asya Papua Yeni Ginecek konuşuyor. Biraz komikmiş. Yani böyle olur mu ki? Ne diyorsunuz? Bence orada bir çok tek başımıza duruyor. İndirdiğimizi büyütsen. O olmaz ya bence o şekilde. O uyar mı ki buraya? Bence uymaz ama dur bakayım. O indirdiğimiz dediğimiz nerede ki? Şu mu? Bunu büyütünce ne oluyor? Bu da çok yüksekmiş kardeşim. Çok uzun mu? Yani büyüyünce... Bu da kocaman oldu. Buradan niye perde gelsin ki? Bu nasıl bir manasızlık? Bu da o yüzden olmuyor. Devamına perde çubuğu yok ki. Ya bir tane alfa perde çubuğu var. Onun devamı gibi gözükmeyecek asla. Yok yani o yüzden. Olmadı. Bence de olmadı. Ya bu zaten olmadı da öbürü de olmamıştı. Bundan iyiydi de. Pencerenin üstüne o çubuğun devamı gelse. Cık, yok. Kim çıkarıp yıkacak o perdeleri ne ya? Neyse bu olmuyor sonuç olarak. Kim takacak ya? Takmayacak perde falan. Pis pis otursun işte. Buharlı temizleme makinesiyle yapsın. Yani sonuç olarak orada o böyle bir kumaş olsa iyi olurdu ama hakikaten yok. Gördüğünüz gibi çocuklar. İstiyorsanız oraya tam oturan jaluzi var. Onu koyalım. Bakın tık diye oturuyor. Ama ne yapayım yani? Yok. Raflar falan koymak istemiyorum. Orası büyük ihtimalle böyle bitki, ışık falan gibi şeylerle dolacak. Ay sen tatlımsın sen. Seni gidi. Kamera kontrollerimi yapabilirsem her şey güzel olacak. Sen yeniden dışarı gitsene. Güzel bir ışıkmış bu arada. Şöyle yapalım. Tutma yeri uzanılan tarafta olsun. Öyle arkada kalmasın. Gıcık olurum. Build bulunurken hangi tuşla view yapıyorsun? Mod o ya. Şunu diyorsun değil mi? Onu tab'i build'de de kullanabilmeyi açan bir mod var. Ve yani bu kadar mümkünse ve kolaysa Sims neden kendisi yapmıyor? Çünkü Sims. Bir ışığımı düzelteceğim. Netliğim de kaymış. Onu da düzelttim. Yes. Böyle daha iyiyiz. Banyo geçmedik. Hayır. Banyoya çok yükselmeyin ha. Bir şey olmayacak banyoda büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Belki de olur. Şimdi burası ayaklı aydınlanmalı. Çünkü tavanı çok yüksek ve hani yukarıdan aşağı kadar güzel ışık gelmeyecektir diye düşünüyorum zaten. Zaten gündüz yani bu dışarıdan güzel ışık geliyor. Onun haricinde ayaklı lambalardan gidilir. Bunu beğendim ya. Aslında hiç arayasım yok. Güzelmiş. Sadece içimdeki şey. Ay başka ne var? Ya daha güzeli varsa diye böyle küçük deliriyor. Şuraya bir tane bir ışık koyabiliriz. Oraları bir dolduralım zaten. Ay şu müzik setinden kesinlikle. Ya bu çok güzel bir custom content. Gerçekten ve şeyden alınmış. Tiny Living'de durun hatta göstereyim. Televizyonlar nerede? Ha, custom content şeyinden çıkalım. Şunlar var ya. Şu setler var ya. Gösteremedim. Neyse bunun içindeki şu müzik setini çıkarmışlar. Hani yapılmış bir şey de değil. Bir de Sims'in içinde olan şey yani. Çok iyi custom content o yüzden. Böyle müzik seti olarak koyabiliyorsun. Ama yani o kadar hiçbir şeyin üstüne konmuyor ki. Baksana. Ya ben bunu niye buraya koyamıyorum?
sinir ediyor beni. İlle böyle yapacağız. Ben de bunu yapmayı sevmiyorum işte kardeşim. Neyse orası dua edin alçak. O yüzden o sayede. Çok meçi meçi oldu. Bunun şu üstünde duran şeyin küçüğü gibi oldu rengi. İçi beyaz dışı kahve aynı olunca öbüründen koyayım bari. Daha teknolojik duranı koyalım. Bam bam. Bam 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 bam. Uçuyor mu? Yo, ayakları falan var. Çok da iyi duruyor hatta. Orada olsun efendim. Renklerine bakalım. Bu güzelmiş ya. En şeyi o durdu böyle. Apple'mış gibi olan. O oldu. Bakayım. Ay saat de isterim valla. Saat aslında asmak isterim. Şöyle hafif çirkince bir şey de güzel olur ya istiyorum ama. Bu ne? Smart Interface. Bu neye konuyor? Aynaya mı konan bu? Ha bu böyle bir... Ay gıcıkmış biraz. iPad var. Aa, bir sanatçı kafasına girer miyiz? Bilmiyorum. Girersek onları yatak odasında yaparız. Çünkü çalışma masası gibi bir şey de orada olur büyük ihtimalle. Biraz sanatçı kafasına girebiliriz ama. Şu da güzel ha. Ignore gameplay bb. Ignore gameplay unlocks entitlement. İlk defa tek seferde hatırladım. Her seferinde şey oluyordum. Neydi? Ignore find neydi o? Çok büyükmüş yalnız. Bu böyle bir şey bence biraz daha. Bu biraz guilty pleasure. Böyle evini güzel göstermek istediği biri olunca kaldırıyor falan. Kendi kendineyken kullandığı çirkin bir şey. İşe yarar olduğu için etrafta tuttuğu falan. Ay aslında koltuğun orada olması daha çok işime geliyor. Ama orada da özenip yerleştirmiş, koymuş gibi oldu. O yüzden istemedim. Onu önüne biraz büyükçe bir çiçek koyup kapatmaya çalışırız falan. Daha şey olur. Teşekkür ederim Timon. Build YouTube'a gelir mi? Tabii tabii muhakkak. M1 iPad Magic Keyboard'la Time uymuyormuş. Daha kalın olduğu için. Gerçekten mi? Aa! Kendi şeyini çıkarmamış mı Apple anlamadım. Böyle bir hatayı yapmazsın ki yani koca şirket. Ay şu çirkin şeyleri falan koymak istiyorum. Çok iyi geliyor bana. Bit pazarı bağımlısıymış burada yaşayan kişi. Anladınız mı? Ay bu böyle mutfağa koymalık minicik. Dur. O şeyi anlıyorsunuz değil mi? Fırın nerede? Ha fırın yok, ocak var. Tamam. Bu böyle mutfak şeyi yani saati. Mıknatıslıymış böyle pıt diye yapıştırıvermiş falan. Tam öyle bir havası var. Heh, şurada dursun. Ay tamam. Tam çirkin mutfak şeyi. Çok iyi. Kronometreli falan böyle. Aynen. Bu ne? Aa space heater. Ay ne güzel şeyler var ya. Bir de bu custom content bile değil. Kendi gelmiş. Harika. Vallahi ben evi güzel güzel dolduracağım ha. Güzel güzel dediğim böyle kötü kötü dolduracağım yani. Onu anlıyorsunuzdur umarım. Ondan sonra bakalım. Şimdi dekorasyonlara gelelim. Şuraya bir bakalım artık. Bir vazo mazo ister. Bunlar büyük vazolar. Bana daha evet böyle boylarda ama vazo istiyorum. Bu ne ya? Böyle bir vazo mu varmış bu oyunda? Ay dur bakayım bir şey deneyeceğim. Böyle yapabilirim. Bu renk olmaz da. Neyse bu buraya fazla şey kaldı zaten. Çok doğru değil ama iyiymiş o yani. Öyle yaparız. Bunlardan zaten. Ben neredeyim? Ben şuraya bakıyordum, vazo bakıyordum. Yuh.
Heykelcikler, vazolar, tuvalet temizleme şeyim var. Tuvalet fırçam var isterseniz. Tabii ki favori objemi koymadan geçer miyim? No. No 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 no. Bu ne? Dekoratif kase. Şimdi bunun ne olacağını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Bu tabii ki şimdilik şöyle koyuyorum. Eve geldiğinde, aa telefon mesela. Hah bak onları oraya ben boşuna ayırmadım. Bak telefon burada olur. Nerede olur? Burada mı olsa yoksa bu böyle mi olsa? Böyle olsun. Telefon orada olur. Rengini de değiştirelim bence. Şöyle iyidir. Ondan sonra evet, anahtar koyma kasesi. Bakayım. Anahtarımız, telefonumuz da orada da. Şunları da alacağım, oraya koyacağım. Çünkü insanın bizden fazla anahtar seti olmaz mı? Gayet de olur. Oh. Ay, biraz gözde gibi ev yapıyorum. Gözde burada mı acaba? Bir de bu evde oynamayacağız ya. O beni şey yapıyor. Çok hızlı cezbediyor. Oh, şöyle dağınık. Ay, koymuş telefonun anahtarını, atıvermiş oraya. Anahtarı içine koymak sayı mükemmel. Dur onu yapalım zaten. Ama bu anahtarlar güzel de yanında telefon olacağı için uymayacak. Bir de girişe şunu koymayacağım yani. Başka bir şey koyacağım için. Şu anda yerleştirme gereği duymuyorum. Yükselmiyor. Tamam dur, onlar orada dursun. Bakacağım. Sonra şuradan devam edeyim. Hala bir vazo bulamadım kendime bu arada. Benim vazo bardağım gibi bir şey istiyordum. Tek tek armut ağacı yapalım Zenginsiniz galiba, öyle bir diyenler. havanız var. Zengin değilsin de züppesin sanki sen. Zeynep Ham Prime'ını kullanarak ilk kez abone olmuş. Çok teşekkür ederim Zeynep. Hoş geldin. Hoş geldin Zeynep. Hadi hep birlikte söyleyelim. Hoş geldin Zeynep. Bunlar neymiş? İlk defa görüyorum. Ay bu da bir güzel. Bunlar dediğim gibi burada öylesine duruyor şu an. Dursun bakayım. Bakacağım. Taze gözle. Ne diyoruz? Taze gözle. Ha, şu vazolar daha iyi ya. Bu ne? Molten Crown Room Diffuser. Aa, şimdi bu evde diffuser olmasın da hangi evde olsun şekerim ya? Evet, bu oha. Büyükmüş bunlar. Evet, bu boy istiyorum diye getirdim, kocaman çıktı. Şöyle falandı ya benim dediğim. O kadar uzun boylu bir şey değildi yani. Elle çok aynı renk oldular. Okay, biraz alakasız olsun istiyorum. Bir iki böyle etrafa saçılan bitki alabilir miyim? Bu ne? Aa, güzel bitki bu da, şerefsiz. Anladım. Oradan ışığı kaldırmayacağım, bitki koymayacağım. Önüne küçük bitki koyarım, daha iyi. Ama buradaki bu sehpayı çok bilemedim. Onun yerine bitki koymak iyiymiş aslında. Ama bir iyi durdu ya. Mobilya bir yükseltti falan kendince. Bir alakasız olması hoşuma gitti. Yine o biraz zevksizmiş kafasını seviyorum ya ben. Ecus televizyonu televizyonun altında da var. Ne? Telefonu televizyonun altında da var. Her yere telefon doldurmuşum. Burada olması daha güzel. Orada olsun. Televizyonun altında olacağını. Bilemedim ya. Böyle olunca mesela yan yana yan yana objeler dizmişiz gibi oldu. Ama bu öyle durmuyordu. O köşenin bir parçası gibi duruyor falan. Evet ya, böyle bırakacağım ben orayı. Ondan sonra bakayım başka başka. Bunlar aşağı sarkan mı? Yes Queen, ver bana bunlardan. Heh. Tamam. Bu çok alfaymış. Bu güzel de neden yere koymak zorundayım? Neden şeyin üstüne koyamıyorum? Anlamadım. Evet. Tam oldu ya oraya. Tam yani. Çok iyi. Tam yani burada otururken Sims şunu yapma bana. Yes. Burada otururken, uzanırken yanına bırakmış gitmiş görüntüsü.
which I'm fine with. Ece kalite neden 360'a kadar? İmkansız. Öyle bir şey olamaz. Bence o aşığı sarkan çiçeği koltuğun üzerine bir raf yapıp koysak cuk oturur. Aşığı sarkan çiçeği koltuğun üzerine bir raf yapıp. Aa, aslında doğru söylüyorsun. Tabii ben bunların kısa ne yapacağımı hiç düşünmedim. Resimler falan mı assam düşünüyordum ama raf iyiymiş. Şu mutfak için bir raf şeyi var. Onlar hep ya mutfak paketiyle mi ne gelmişti? Onlarda mutfaklık şeyler mi var hep? Anladınız mı demek istediğimi? O neymiş diye baktım. Şunu da çok seviyorum mutfakta. Aslında mutfak yakınında böyle el altında olması çok iyi olabilir. Mesela acaba şuraya şu küçültüp bunu mu koysaydık? Diğer şey yerine şurada bir bezmez bir şey yaptık ya. Bunu koymayıp o sıkışıklık. Dün hatta referans fotoğrafında şeyi görüp beğendik ya. Sıkışık diye. Şunu da kaldıracağım ya, orada güzel durmuyor. Lavaboyla biraz çakıştı ya bu. Bir daha küçültsem çok mu küçülür? Aslında okeymiş ya bu böyle bu boyutta. Olur yani. Olur olur bu olur. Çok mu küçük? 10K izleyen ben miyim? Ece'nin telefon mesajlarını uzaktan görüyorum. Mutfak çok kalabalık, çok hoşuma gidiyor. Evet. Benim de öyle. Sarı bez diye ben. Oldu ya diyorsunuz. Çok küçük değil yani, öyle mi? Şöyle daha mı iyi? Yani ya musluğun şeyiyle çakışıyor altının demiri ya da yukarı kaldırırsam da bitki yukarı çarpıyor. Karşı binadaki çocuk benim aslında. Ece peki bu ne evi? Öyle ev. Dolaba sokmak da fayda etmediği gibi kötü bile oluyor. Şu kadar kurtarıyor. Yok, o da musluğa giriyor. Küçük daha güzel. İyi, hadi bakalım. Bu zaten leke olarak orada durması yeterli ya. Bu ne? Yok, gear bu bayağı. Ha, onu söylüyordum. Böyle raflı, resimli, rafların üstünde bir şeyler olan böyle bir şey vardı. O güzeldi sanki. Üstünde böyle hani baharatlık falan gibi çok mutfak eşyası yoksa kanepenin arkasına öyle bir şey asabilirim direkt hiç uğraşmayıp. Ya da böyle display olarak sevdiği şeyleri asmış kafası bile olur. Üstlerine de böyle çiçekler miçekler doldurabiliriz. Ivır zıvır kıvır. Böyle şeyler falan var. Onlar biraz fazla da bence. Ay bunlar nasılmış ki acaba? Bunlardan koyacağım mesela. Oraya buraya dayamak istiyorum. This was he said, I guess. Aynen. Bunlardan koyarım. Yatak odasına falan belki. Girişe olabilir böyle. Ha, aslında şunları diyordum ben. Bu nasıl bir şey? Ay bayağı içinde makarna, baharat falan var. Bu ya mutfağa ya da hani en kötü mutfak dışına çıkacaksa yemek odasına falan olabilir. Yok, hiç kafamda hatırladığım gibi değilmiş. Okey, ama biz yapalım yani öyle bir şey. Yapalım yapalım. Bu ne? Bu ne? Modern kalorifer falan mı? Bu ne bu? Ha, artwork. Leaning artwork. Peki. Böyle dayalı sanat. Pride bayrağı yok. Bence olmaz. Tiny'de güzel tablolar vardı sanki. Yani tablo da yapmak istemedim ya. Ne bileyim. Daha çok eşya koymayı ister gibi hissettiriyor da bana. O yüzden bilmem. Tablo çok... Bilmiyorum, belki de dener tablo beğenirim. Peki bu arada şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Duvara perde yapıyorlar ya. Beğeniyor musunuz? Tablo varsa güzel duruyor bence. Tabii içi dolu canım. Tek başına perde değil. Kötü no. Duvar halısı diyorlardı galiba. Yok ya, bayağı perde benim. Bu tüme eşek kadar olmuş tabii de. Öyle değil de. İşte however yani. Uyan bir tane. Olması konusunda olumsuz düşünceleriniz mi var? Ben hiçbir şey beğenmiyorum şu anda. Okey Dilan. Peki. Ben herkesi memnun edemeyeceğimin çoktan farkındayım. O yüzden... Yani.
Bence şık bir hava katıyor eve ya, seviyorum ben. Ya bence güzel örneği çok nadir oluyor. Onu tutturmaya uğraşmalı mıyız bilmiyorum hani. Olmaz değil, olabilir. Var bir olma ihtimali, çalışma ihtimali ama zor iş olduğu kesin. Uğraşmamız lazım bayağı yani. Buraya zaten olmaz da. Yanında cam var falan. Bir duvar boyası CC'si indirmiştik. Adını hatırlamıyorum. O olmaz mı oraya? Biz onlara baktık, beğenmedik ya. Daha doğrusu seçtiği şeyler güzel de iyi yapamamış. Bak göstereyim. Bak şöyle oluyor. Şu aralarda bak böyle çizgi var yani. Birbirlerine güzel geçmiyorlar. O yüzden beğenmeyip kaldırdık. Yani bu zaten bir de kötü bir resim olan versiyonu ama şu falan güzel mesela. Bunu beğendik. Ay pardon, yanlış koydum. Bunu beğendik ama birbirine güzel geçmiyor yani. Yoksa televizyonun arkasına böyle mural gibi şey koyacaktık. Böyle bir şey koymayı bir denedik. Ama dediğim gibi olmuyor. O da değil. Esas şunu ben çok istedim. Arch. Ama bunu da geniş yapmamış. Yani çok böyle ince uzun. Ben daha böyle bir arch isterdim. Ama öte yandan şimdi de bir şey oldum. Acaba... Ama ve şeyini de yapmamış. Şu düz beyaz yok. Yani şu beyazı şuraya devam ettiremiyorum mesela. Anladın mı? Özenmemiş ki hiç yani. Sırf indirilsin diye. Sen elinle yan yana yaklaştırsan onları. Yok ben su duvar şeyleri öyle oynamıyor. Sabit. O zaman evin belli yerlerine yeşil dokunuşlar ekleyelim. Onu büyük ölçüde bitkiler yapıyor. Ha şunu bir konuştuk, bir beğendik. Sonra yapmadık ama duvarın arkası, şey, televizyonun arkasına konuşmuştuk. Şunu. Ama mesela buraya konuşmadık. Belki buraya olabilir. O aradığımız dokuyu belki bu verir. Sadece şuraya mesela. Evin tek duvarı tuğla bırakılmış gibi. Bir reklam basar mıyız mı? Ben ne zamandır yapmıyorum. Siz nereden çıkardınız? Ya da yukarı devam etmese nasıl olur acaba? Ama aynı duvar. Şöyle kalsa nasıl olur? Hani o iş olmuyor mu yani? Hakikaten bir sütun olarak orada. Ve buraları da bölsek. Mesela şimdilik şununla yapsam. Üstüne bir tane daha koyamıyor muyum? 9'la kaldırarak yapsam. Olmuyor mu? Oha! Aa! O duvardan nasıl oldu? Anlamadım ne? Burada zemin olmadığı için yapmıyor ya. Oraya da zemin koymakla uğraşmak istemiyorum açıkçası ama. Aslında bu odayı seçmeye çalışıyorum. Çünkü orada oda var. Yo, aslında tam tersi. Orada oda yok. Şimdi deneyelim. Tada. Aa, odayı silince pillar'ı da sildi. Vay şerefsiz. Odayı silmedim ki ben. Sadece şeyini sildim. Zeminini silmiştim. Room on floor deyince öyle hepsi gidiyor tabii. Çünkü orayı oda olarak floor. Kemer Murat banyoda aynayla olabilir, lavaboyla. Banyoda aynayla olabilir. Devamı yok, devamı Kaan. Ay sütunlar artık uzatılıyordu. Doğru, unuttum ben onu. Şeyin devamı yok. Yani aynı tonda duvar devam etmiyor. Yapmamışlar salaklar. Ay unutmuşum. Ay çok mutlu oldum uzatılabiliyor olmasına. Bence büyük çok meh oldu. Dur bakalım ya. Bence siz çok hızlı karar veriyorsunuz. Yani
gözünüzün bir şeye alışmasına hiç izin vermiyorsunuz gibi hissediyorum. Bence bir durun. Bence şu anda bu bayağı güzel duruyor. Şu anda kötü diyebileceğim tek şey karşılıklı iki renkli iki şey duvar olması. Tekli işte. Anlatamadım ki. Tekli olduğunu anladım ben zaten. Bakın. Şimdi ben bunu buraya boyadım, tamam mı? Tekli sadece burada olmasını istiyorum. Bunun bu beyazı, yani arka plandaki rengin sağa sola devamı yok. Bu arçın olmadığı, aynı beyazdan devam ettirecek resimsiz versiyonunu yapmamış custom content'i yapan. Dolayısıyla kendi beyazımın üstünde bu burada yalnız ve çirkin duruyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Karşılıklı basık oldu. Mutfak sınırında bir denen oturuyor bence. Bence hiçbir yere göre konmaz da. Tablo olan TV'ye yakışmaz mı şu turuncu duvara? Ben dün tablo TV'yi koydum. Daha bakıyorum sadece. Ay delirdiler. Hayır. Bilmem ne. Böyle sizin şu an tuğla duvara yaptığınız gibi. Olmadı bence. Hayır. No. Falan akıyor böyle. 5 dakika sonra görsel gözleri alıştıkları için beğenecekler sizin şu an olduğunuz gibi. İğrenç oldu. Hiç izin vermiyorsunuz bir yaşamaya, sindirmeye. Hemen çöp at. Tüket çabuk bitsin. Evet ama aynı ve lavabo ile o bir detay gibi olabilir yeşil duvarda falan. Nasıl olacak ya, anlamadım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Burası küçücük bir banyo olacak. Çok süsleyemeyebiliriz. Koltuğun arkasına ayna nasıl olur acaba? Bilmem. Hiç öyle ayna kullanmadım ya. Tuğla güzeldi ya, eve uyuyordu. Yok ya, ben de çok sevmedim de şeye, çete inat tutuyorum falan böyle ister istemez. Ben de inatçı biriyim yani. Geliyor o şey. Tuvaleti bir karecik büyütsek. Niye büyütmüyorum biliyor musun? Kakabella. Yani bu Nikila seni ciddiye alıp cevap verdiğime inanamıyorum ama kapıyı falan değiştireceğim bu arada. Yani şurada bir giriş çıkış alanı olsun istiyorum. Burada hadi kapısı olsa, şimdilik yine rastgele kapı olarak. Hadi bu banyonun kapısıymış, tamam mı? Yani burada bir hani bir ne bileyim otur ayakkabı giy çıkar koltuğu, bir raf, bir şey olsun. Şurada bir ayna olsun falan istiyorum. Ama şimdi şeye bakarız. Atıyorum bir koltuk buraya yeter. Şurayı şöyle büyüttük. İşte buraya da ayna astık falan gibi baktık ki oluyor. O zaman büyütürüz. O biraz ihtiyaca göre biz buraya geldiğimizde şekillenir. Daha geçmedik oraya nasıl olsa. Olabilir yani. Bence o yapraklı duvar kağıdı da güzeldi. O güzel değil diye gösterdiğim mi? Evi bir kare uzatsan... Sims 3'e geçsek arkadaşlar, yani o kadar temele inen şeyler söylüyorsunuz ki, yani evin blueprintini oturtmuşuz. Ben gerçekten, ben sanırım, ben chat okumayacağım ya. Ben sadece ev yapacağım, canım isterse bakarım. Çünkü yani, oralardan, gelecekten, geçmişten, temelden, ayrıntıdan, dekorasyondan, mobilyadan, inşaattan, bin bir farklı öneri arasından ben seçemiyorum yani. Kimi dinleyeceğimi şaşırıyorum. Dün denediğim televizyon tablo olsa önerisi de geliyor. Parke değiştir de geliyor. Burayı büyüt, şurayı küçült de geliyor. Daha geçmediğim yer de geliyor. Benim hatam sanırım sizi dinlememeyi öğrenememiş olmak. Ya dinlememek demeyeyim de hani anladınız mı? Yani dikkatimi dağıtmadan kendi istediğimi sunamamak sanırım benim hatam yani. Bu arada bu da benim deneyimim. Hani ben de böyle ev yapan biriyim. Bir bakın bakalım. Hoşunuza gidiyorsa izlemeye devam edin. Hani biraz böyle de düşünebilirsiniz aslında. Acaba böyle mi yapsak? Oradaki boşluk daha saçma oluyor. Böyle daha iyi. Sizi ben çok şımarttım ha. Evet, o doğru valla.
Orası doğru. Neyse. Bakalım şimdi şunun arkasına. Biz neye baktık? Şu kategoriye bakabildik mi? Burası için baktık mı daha doğrusu? Bakmadık galiba, değil mi? Baktık mı? Ha, şeyi baktık. O raflı şeyi arıyorduk. Aa, tamam, buldum işte. Bunu asacağım. Çok mutlu değil. Ben buraya nasıl bir şey istiyorum? Ya biraz aslında şu şeyleri istiyorum hani. Heykelimsi duran, ama büyük ihtimalle raflar koyup üzerine yine ıvır zıvır koyacağım. Sadece tek sorunum her yerde bunun olması biraz. Which I'm fine with, by the way. Ama işte bir şey bulamamışım gibi durur mu? Ona biraz takılıyorum. Bunlar hiç böyle şeyler değiller. Ama görmeden bilemiyorsun. İşte. Hello, dönecek misin? Bu otomatik mi snapliyor? Bir snapliyor, bir snaplemiyor. Ay dur işte şurada da, sonra bakacağım sana nereye yakışacaksın. Belki de sileceğiz, gidecek. Evi öylesine yapıyorum, Lucy Villa. Hoş geldin. Ben not oje hiç denemedim. Güzel mi? H&M ojeleri çok güzel. Bir ara H&M'e gidip oje almak istiyorum. İnternette satmaması H&M'in kozmetik şeylerini ya. Biraz da pahalı ojeleri. Ama değiyor. Hakikaten iyi oluyor yani. Raflı çerçeveli bir oluşum olacak burada çok büyük ihtimalle. Evet. Ben bir beğendiğim birkaç şeyi buraya koyacağım. Elimin altında olsun diye koyuyorum. Beğendiğim demeyeyim de kullanma ihtimalimiz olan. Bunlar hep böyle ezik ezik mi? Tumblr, tumblr, bunlar ne ya? Böyle şey yok mu? Lokal, ay good vibes falan yazıyor, ne oluyor? Lokal sanatçıyı desteklemek için print almış. Ya da kendi de yapmış olabilir falan. Yani. Ay yok, bunlar çok kötüymüş. Bakayım. Bunların minik olması güzel. Böyle şeyler hep güzel. Şöyle şeyler bile gideri var. Belki mesela şu kötü gibi olanların üstü kapanıp falan. Ama böyle yampiri yampiri yapıştırılmaz buraya ya. Aa, ışık düğmesi. O kafalara girelim mi? O kadar mıy 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 yapalım mı eve? Bu ne? Kötü bir poster. Bunun çoklu olması da güzelmiş. Biraz böyle cadı estetiği olması güzel. Bu sanırım Harry Potter paketi gibi bir şey ama onu biz cadı cadı görürüz. Şunlar da hoş. Onlar da dursun kenarda. Bakayım burada neler var. Korkunç. Bunlar da olabilir. O da dursun. Bak, bu kız böyle şeyleri seviyor. O belli. Bunlar değil de o baştaki falan iyiydi yani bu kıza. Bunun çok swatch'u falan mı var? Evet. Yuuu. Evet evet. Böyle şeyleri seviyor mesela. Bu büyük ihtimalle buranın ana parçası falan olacak zaten. Ondan sonra ben de bunları çok seviyorum. Bayağı hoşuma gidiyorlar. Böyle gerçekten dünyayı dolaşmış da gezileri sırasında almış gibi olmasından çok hoşlanıyorum. Ondan sonra bakayım bu neymiş. Her türlü gideri var. Şu an bile low-key iyi görünüyor gibi olması. Boş çerçeveyi bile kullanabilirim. Okay, why not? Şu an dizmiyorum ha bu arada. Ayırıyorum sadece. Beğenmedim. Bu bunun içine falan mı? Ay çok kötü. Çok matematiksel. Aslında şu paketin daha böyle büyülü büyülü şeylerini bile belki yedirebiliriz bir yerlere. Küçülterek olabilir falan. Biraz fazla kıvrımlı ama
Dur bakalım. Bunlar da güzel. Bu güzel. Aslında bayağı bir şeyler varmış ha. Bunların, bunun swatchları nasıl? Üf. Kamera dur. What? Sims 4. Aa, lekeler mekeler bir şeyler. Okey. Kalsın bu da. Bir bakabiliriz. Şöyle lekeli bir şey de bırakayım da hatırlayayım ne olduğunu. tamam bayağı şey koyduk ya. Bir baksaydık. Bunlar korkunçmuş. Vızı 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 vızı. Burada bunlar var. Burada böyle şeyler var. Bir bakacağım. Daha benim zaten raflı maflı bir şey koymaya yerim kalmadı. Bunların hepsini tutmayacağım. Merak etmeyin. Ayıklayacağız. Ay ben bunu da seviyorum. Ondan sonra bak bunları da seviyorum. Belki bir kısmını yatak odasına ayırırız bu arada. Buraya doğru taşınca hatırladım, aklıma geldi. Şunların etnik etnik olması da güzel duruyor. Ama böyle güzel çerçevelenmiş, özenilmiş falan. Sonra bakayım bakayım. Bunlar ne? Bunlar çok grafik tasarım. Bu kendinden dolu dolu istemiyorum. Çok da seviyorum onu aslında da. Bunun içinde neler varmış? Bunlar çok vampirik, çok gotik. Aa bu çok güzel. Bu hakikaten çok güzel. O paketle gelen bayağı güzel bir kombinasyon. Yumurtanın yanındaki tablo. Bakayım. Bakmayacağım diyorum, yine bakıyorum. Bu mu? Bu ne Allah aşkına? Bu kız bununla, bu kız için çok poş. Buna bakayım. Şehir mehir almaz bu kız. Bu gitsin ağaca sarılsın. Öyle bir kız işte. Okey. Ay böyle klişe klişe Frida Mirida da koyabilir aslında da neyse. Bakmayacağım onlara. Evet. Bakacağım mı bakmayacağım mı ona göre bom. Bom falan oynamayın. Bom ne ya? Bom oynanır mı ya? Twitch chatinde bom mu oynanır ya? Bir düşünün. Biri chat'e geliyor. Biri yayına geliyor. Ve chat 1, 2, 3, 4 bom. 6, 7, 8, 9 bom. Böyle bir chat. Salak mısınız? Cidden bomba oynamayın. Bu kadar tabloya sergi açılır diyenler. Üçüncü sınıf çete misiniz siz ya? Evet. Ekstazisiye. Baya iyi bence ne ya? Hayır oynamayın. Burayı böyle bırakayım mı delirip? Bom ne? Yok öyle bir şey. Yok bom falan yok. Şaka yapıyor ablası. Yok bom. 5 dediler yandınız. Oynuyorlar. Oynuyorsunuz. Oynamayın diyorum. Oynuyorsunuz. Oynamayın. Ben yapmadım. Buğra yaptı. Ama oynamayın. Neyse. Şimdi burası böyle. Ben burada ne istiyorum? Biz bunu nasıl yapalım biliyor musunuz? Ben bunları buradan alacağım. Şu en azından orta kısmı bir açalım. Üsttekiler şimdilik dursa da olur. Apartmanda bir hareketlenme var bugün. Dün şey dedim ya, bomboş kimseyi duymuyorum falan dedim ya. Birileri mi geldi? Ne olduysa? Bir sesler mesler bir şeyler. Dün olmayan. Düne kadar hiç olmayan diyeyim. Hadi dün olmayan da demeyeyim de. Ay bunu da nereye bilemedim. Şurada dursun. Tamam. Şimdi şuraya böyle bir raf maf bir şeyler olacak. Bir raf olsun. Yani tamamen çerçeve şeyi olmasın. Sanırım ya büyük ihtimalle şu... Uzun bir rafım var ya onu koyup az önce koymaya çalıştığım sonra fazla mutfak işi gelen gibi bir şeyi biraz taklit edeceğim. Taklitten kastımı anladınız değil mi? Şöyle koyu renk olsun. Bu da çok da. Daha uzun rafım var mı benim acaba? Böyle şeylerim var. Çok mu alfa sizce? Alfabetik bom diyenler inanılmaz gerçekten. Rafine keyiflerimiz var diye örselendik. Buğra bir açıyor, bir kapı okuyamam. You go girl. Destekçiyim. Destekçinim Buğracığım.
bunu bir kullansak mı? Çok mu alfa oldu ki acaba? Bir deneyeyim ya. Bakayım başka neler varmış. Böyle bir şey var. Ay bu çok kötü. Bu ne? Ay aman yok kaz. Başka? Bunun başka sıvıcı da yok. Onu aslında beğendim de çok alfa durduğu için içim rahat etmemişti. Bunun da kayışlarını sevdim ama uzun istiyorum ben ya. That's what she said. Ben uzun istiyorum. Üstüne büyük çerçeve koyacağım çünkü ortaya. Şunu falan böyle. Tam onun seveceği bir şeyler. Ondan sonra buralara da bir şeyler. Anladınız mı? Şöyle yani. Sarkan bitki kafasında. Ya neden? Ya sen sarkan bitki yapmışsın. Neden rafa konmuyor ya? İnanılmaz gerçekten. Bu ne? Bu rafa hiçbir şey mi konmuyor? Yo, bir şeyler konuyor. E tamam, suçlusu o zaman rafı yapan değil. Bitkiyi yapan galiba, değil mi? Çoğu şey de konmuyor ama. E ama ben buraya böyle şeyler koyacaktım. Bunlar çok lame. Bunları koymak istemiyorum. Daha böyle dolu dolu. Böyle yapsak... Bunu sevmiyorum ben ya. Ama iyi de oluyor şimdi bak. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Çok güzel Eren. Bir sanat çalışması. Adeta. Zenginsiniz galiba. Öyle bir havanız var. Ne oldu şey olunca? Zengin bari... değilsin de züppesin sanki sen. Yasaki bari... for a heart bright rise. Ne? Bari ifade kullanabileyim mi dedin Vovaland? Yo. 6. ayını yenilemiş Vovaland Prime'ıyla. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Niye ifade modu açıyorsun? Ben açmıyorum. Moderatör açıyor. Gerek duymuş demek ki. Moderatör öyle uygun gördüyse öyledir. İyi yapmıştır. Moderatördür. Sözü dinlenir. Ben bile moderatörümün sözünden çıkmam kolay kolay. Teşekkürler tekrar Babaland. Bakalım. Burada böyle şeyler oluyor. Ondan sonra şunun yerine belki bunu koyarım diye aslında yaptım da. Küçüğü de çok küçükmüş. Bunun böyle bir boyutu ve evde kendim bu vazonun içine koydum şeyinde durması hoşuma gitti. İki yuvarlak şey yan yana bir üzdü beni. Şöyle yapalım. Böyle olsun. Buraya büyük bir şey lazım ama. Bu biraz toparladı ama buraya bir şey lazım. Yani şunun gibi bir şey lazım daha. Ya doğal duran bir şey lazım ama oraya. O kesin de. Ne? Tamam bitti. Buldum tamam. Okey. Ondan sonra küçük heykelcik meykelcik böyle eşya meşya kutu mutu bir şey de koyalım. Hepsi şey olmasın. Sepet olur. Bak böyle şeyler olur. Çerçeve şöyle bir şey olur. Böyle resim çerçevesi değil de onun içindeki her ne boksa. Saat olur. Evet. Her türlü ıvır zıvıra neredeyse var burası. O bir avantajlı da. Şunun ya keşke biraz daha büyük olsa. Böyle büyütünce aynı şey olmuyor. Aynı tadı vermiyor. Diş fırçası. Yok merak etmeyin. Kitap için biraz yüksek. Şunu bu arada inanılmaz sevdim. Televizyonun altına koyduğum için koymayacağım da baya güzel ya. Çok tatlı obje.
Mum. Bu da çok güzel. Çok tatlı. Çok çok yani. Mum iyiymiş mum. Bizim bir yerlere mum koymamız lazım bu evde. Ama nerelere? Şöyle mi yapsam? Bunu nasıl böyle yapabiliyorum ben şu an? Neyse nasıl yapıyorsam yapıyorum. İyi oldu orada mum. Şunları çıkaracağım oradan merak etmeyin. Çerçeveler bir şeyler geldikçe. Tamam, bir etrafın şeyini düzenleyelim mi? Bunun bakayım alternatifleri neler varmış. Figür olsun istemiyorum içinde ya. Bu da mesela çok dağınık. Önü zaten dağınık ya. Böyle içinde tek bir obje olan bir resim daha doğru bence. Böyle gözünün fokusunu yakalayacak bir şey olması lazım. O geyik de o anlamda iyiydi mesela ama çirkin diye yapmadım. Böyle olur. Şöyle de olur mesela. Bak bu olurmuş mesela, evet. İlk baştaki ya da o. Güzel. Başka? Böyle de olur da o da çok şeymiş. Okey. Bu mu? Bu mu? Bu ya bence. Siyah. Bir çok içimden gelemedi nedense. Şimdi etrafını nasıl vıcı vıcılasam acaba? Bence kış bahçesi gibi olan çok güzel Ece. Karışık karışık, fazla karışık. Chat'teyken Ece'nin aşırı sakin olması. Delirin. Ben chat'e bakmıyorum artık. Kudurun. Ece'nin aşırı sakin olması. Ne yapayım? Ben niye deliriyorum? Siz delirdiniz diye. Pardon da. Falan da var aslında, direkt şey mi yapsam ya, ama şu eski fotoğraf falan çok güzel, orman var falan, böyle bir iyiler aslında da, mask var, tabak var, böyle bir heykelli meykelli yani, çok iyi.
İnanılmaz ya bugün chat. Bugün yani... Bugün... Gerçekten şey mi geldiniz yayına? Of şimdi Ece'yi bir trolleyeceğim. Böyle falan mı geldiniz? Bu çok güzel de bir yere oturmuyor bu ya. Biraz sorunlu. Şuralar da yok ha. Onları görmeyin. Bir bakayım. Çok böyle oldu. Biraz daha böyle olması lazımdı. Şimdi araları biraz sıkışık, biraz aralarını açarak yükseğe doğru değil de böyle hani yayvanlaştıracağım sadece. Onun dışında okey bence yani. Hani çok da iyi yapılmış, böyle iç mimar yapmış falan kafasında olmamalı zaten. Hani bu kız kendince burayı yapmış işte yani. Burada yaşayan normal bir insan, öyle özel biri değil. Ya da çok yeteneği ya da çok parası olan biri falan değil yani. Küçük küçük şeyler var mı? Arayı dolduracak ama sıkıştırmayacak falan böyle. En ortadaki tablo cidden çok iyi oldu. Şimdi ben bunun arasını açayım derken tabii yükselterek de açmış oldum. Biraz o zaman yerleşim değiştirmeli bir açış olmalı. Bu büyük ihtimalle gidecek, bu da gidecek. Bu bunun. Bakayım. Ben bu evde koltuğa oturmaya kıyam. Niye ya, ne güzel işte. Yaşa burada. Tam yayılmalık ev. Şunun böyle sağ üste doğru gitmesi. Ay. Ay çok güzeldi bence dağıtmadan da. Dağıtmadan dağınıktı ya. Ne? Dağıtmadan sıkışıktı ya. Sıkışıktı, sıkışıktı. Bu böyle uğraştırıyor ama en sonunda oluyor bence. Bence bu böyle deneye deneye yapılır yani. Bana koymuyor bir de hiç. Küçültsem mi bir tane bunu ben ya? Ay evet, benim derdim o muydu ki acaba başından beri sanki? He? Şöyle daha leke gibi hani böyle gitmesi. Alakasız bu ev Friend Monica'nın evini hatırlat. Çok alakasız. Sadece o samimi havayı veriyor. Ben anlıyorum ya neden hatırlattığını. Çok da alakasız değil bence. Nispeten benziyor. 90'larda çünkü bu biraz moda bir şeydi. İster istemez onun esintilerini taşıyor Monica'nın evi. Friend Monica'dan bahsediyorsun değil mi? Ben çok yanlış bir şeyden, alakasız bir şeyden bahsediyor olmayayım. Seamus Monica kimdi ki? Seamus'ta Monica diye biri mi vardı ya? Ay, döndü döndü durdu. Bence böyle çok daha iyi mesela. Biraz yüksekte mi? Yo, insan boyunu düşününce şimdi şeye göre, kanepeye göre şurada bir sim dursa rafa şöyle uzanıyor olacak ayaktayken. Bence okey. Oturunca da insanın kafasına değmesin istersin falan filan. Tamam. Duvar çiçeği var mı? Buraya hep çerçeve eklemek yerine duvarda duran çiçek var mı cidden? Biliyor musunuz? Siz kesin bilirsiniz. Hatta böyle bazen şey gibi şeyler de söylüyorsunuz ya. Ece sende bir custom content var. Böyle şey alıyorum. Hı?
Teşekkür ederim Irmak. Tiny Living'le gelen var. Üçlü. Aa, onu hiç sevmiyorum. Anladım. Gıcık oluyorum ona. Bu da o astığım solda olma. Sağda sarkan çiçek var ya. Bir tane böyle asılmış sarkan yapı iyi durmuyor. Ya da çiçeklerin yerini değiştireceğim ki daha mantıklı. Çünkü burada bu varken burada bu. Öyle böyle şöyle. Tamam. Ay yine follow'uç başladı. Hadi bakalım. Güzel. Bence okey ya. Bence böyle bir şey olurdu. Hepsini topluca şöyle bir tık aşağı indirmek isterdim. Ama uğraşamayacağım. Bence okey şimdilik. Dur bakalım. Sadece beni ne rahatsız ediyor biliyor musunuz? Hazır mısınız? Söylüyorum. Duvarın beyaz olması. Kesinlikle duvar beyaz olmamalı bence. Ya öndekileri tamamen öldürdü. Ya o kadar, ya şimdi sadece göstermek için yapıyorum. Mesela şu olsa bile ne kadar fark ettiğini bir bakın. Ki bence kesinlikle şey değil. Paralyze'da yaparsın artık gece. Yani ki rengi de olması gereken renk bu değil yani. Bize böyle tatlı bir kahve gibi bir şey lazım buraya da. Oraya bir renk, buraya bir renk falan filan daha ne kadar gider bilemedim yani. Baksanıza. Şimdi beyaz mı bu mu yani? Girişteki kırık beyaz. Ha bu o mu acaba? Bu oysa çok iyi olur çünkü hani bir böyle bağlar birbirine. Okay. Dur bakayım. Ne diyorsunuz? Ya beyazdan çok daha iyi oldu kesin de. Evet, yani bence şimdi oldu. Şimdi gösteriyor yani. Neden orada öyle bir şey olduğunu anlıyoruz. Önceden dağınıklık gibiydi. Bir de ben dayanamayacağım. Oyunu kapanıyor. Hayır. Ben her şeyi biraz aşağı indirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence çok daha iyi. Şimdi size sorum şu o zaman. Bu renk, arkasına koyduğumuz renk zaten hani kırık beyaz gibi bir şey olduğu için çok da böyle hani renk olmadığı için acaba yani burada bu beyazı yaşamamıza hiç gerek var mı ki? Bence böyle olsun o zaman. Hani iki rengi var salonun, biri bu biri bu. Ama buradan sonrası varsın beyaz kalsın. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Hani oradan devam etmeli ama saçma mı oldu yani? Ya da şu mu devam etmeli oradan acaba? Hmm.
Ece kafana göre takıl ya. Tamam, o kadar da çete bakmayacağım dedim de bazen de fikrinizi almak istiyorum yani. Beyaz kalmalı bence. Beyaz bence. Orası beyaz olsun ya. Arkadaşlar panelleri okuyun please. Peki. Bu devam etsin. Güzel oldu. Kırık beyaz devam etsin bence. Beyaz güzel. Herkes beyaz diyor. Peki ben burayı mı sor... Ya buraya mı söylüyorsunuz? Buraya mı söylüyorsunuz? Burası bir turuncu fazla oldu, evet. Bir şeyi kalmadı. Accent color gibi kalmadı yani, şey oldu. Turuncu bir oda falan gibi olmaya başladı. O yüzden onu kaldırıyorum. Bu turuncu değil mi? Turuncu değil, bu kiremit kırmızısı da, hadi neyse. Camlı duvar beyaz kalabilir bence. Bence böyle iyi ya bu iki renk. Bu çerçeveleri de diğerlerinin yanına alacağım şimdilik. Bunları gerçekten kullanabiliriz çünkü öbür odada. Tekrar çerçeve ayıklamak istemiyorum oradayken. Aslında bunları şöyle yapsak ya. Ne uğraşıyorsam. Ben buraya duvar çekmedim mi? Ben buraya ne çektim Allah aşkına? Duvar neden gözükmüyor? Bu bug mı? Sims 5 zamanı geldi de. Aa, bug'a bak. En alt seviyene inip çekmen gerekmiyor mu? Hayır, öyle olmaması lazım. Hayır, bak en alt seviyendeyim. Hayır, üst kata falan çekmedim. Bakın G'ye basayım, burada grid gördünüz mü? Evin içine çekiliyor mu? Güzel soru. Aa, burada da gözükmüyor. Buglandı. Hay Allah. Dedim dışarı bir duvar yapayım da oraya asayım. Uğraşmayayım. İyi neyse. Bir şey söyleyeceğim. Şuradaki duvarı büyük ihtimalle yumurtalı tabloya asacağım. Karşı koyamıyorum. Karşı koyamıyorum. Nerede yumurtalı tabloyu verin bana. Çok seviyorum. Mutluluk ya, mutluluğun, bana mutluluğun resmini çizebilir misin Ece? Evet. İşte bu. Üf, hayır hayır, olmaz. Kaldırmalıyım, kaldırmalıyım. Olmaz. Ama şöyle şeyler de biraz olur. Biraz fazla uğraşılmış. Böyle bir şey gider mesela. Aslında oraya ne yaparız biliyor musunuz? Ama yolu kapatır ya. Sims 4'ün Ece'ye kattığı en büyük şey. Sus Buğra. Çok da saçma bir tablo yani. Sus, ben su seviyorum, tamam mı? Bence üstünde resim ışığıyla mük. Ama bir evin imzası yumurtalı tablodur. Bir mutfağın imzası. Evet. Ece bence olmuştu ya. Ay bilmiyorum. Sonra bakarız ona. Ece kendi mutfağına onu asman yok mu? Hello? Pardon, bunu konuşmadık mı? Nasıl yok artık? Bundan haberiniz yok mu? Buzdolabı magneti yaptırdı Kaan bana. Takvimimi bunu şey yapayım diye. Buzdolabımda bu var. Çok seviyorum, anlamıyorsunuz galiba. Gerçekten beni mutlu ediyor. O sıcak renklerde hazırlanmış kahvaltı bana şey veriyor yani. Evet, hiç mutfak yayınına gelmemişler. 2021 bitince buna ne olacak? 2022'sini yaptırsın. Yok artık, değil işte, ev hediyesi. Madem seviyorsun diye böyle. Bu volt trimler arasında bir fark görebilen var mı? Yok çünkü farkı da, o yüzden diyorum. Aslında bunun bir tık koyusu olsa daha güzel olur diyeceğim de. Çok ayı bir kolonu ya.
Bu da çok ayı. Yuvarlak. Bu o zaten. Bunun diğer renkleri nasıl? Hmm, bu daha hoş ya. Okay. Ece yatak odasını sakin yapsak. Söz veremem. Resimde orada cam gibi bir şey vardı. O ne demek ya? Resimde orada cam gibi bir şey vardı. En çok kaç izlendim? Evet, hostla en çok izlenme. Kendi en çok izlenmem... Swaggy yayında bahsettiğinde bir şeyler oldu. Hostsuz ama yine öyle bir şey sayılır. Diğer türlü bu civarlardadır yani. Yine o 11 saatlik yayında bu civarlardaydık. Böyle yani. Bu arada yeni gelenler. Size bir plug yapayım. Madem Sims Mims izliyorsunuz burada, buralarda. Benim de chatten uzak halime denk geldiniz. Ben gün aşırı yayın yapıyorum. Genelde. Ama mesela dün de yayındaydım, bugün de yayındaydım. Aksadığı da iyi anlamda da kötü anlamda da şaştı olabiliyor. Aa, Cyberpunk yayınında da yüksektik, evet. Neyse, Discord'dan ve Instagram'dan duyuruyorum. Ya da bildirim açabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Her şeyin tekrarını da YouTube'a atıyorum. YouTube'da tekrarlar. Instagram'da vallahi içerikler, yayın duyuruları. Ben size bir söyleyeyim. Bir ünlem DC, bir ünlem sosyal atmanız var yani. Bakın chatte geliyor hatta. Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Neyse böyle. Evet, şimdi. Acaba gece olduğunda bir bakalım ev ne kadar aydınlık, ne kadar aslında çok güzel loşluğu. Sadece oranın ışığının gelmesi ve mutfaktan sızan ışık. Bir tane de şurada var. Zenginsiniz galiba, ay, öyle bir havanız kız var. Zengin değilsin de züppesin sanki sen. Naz Çelen Prime ile abone olmuş ilk defa. Hoş geldin Naz. Teşekkür ederim. Kapının suşileri komikmiş. Ben mi yazmışım onu hiç hatırlamıyorum. Neyse. Hiç hatırlamadığım şeyler yapmışım. Teşekkür ederim Naz. Instagram'ını da bağla. Abone rolünü al. Aboneliklerin devamlı olsun aşkım. Hoş geldin. Örnek aldığımız resim var. Yukarıda cam çit gibi bir şey vardı. He. Aa, bakayım. Dur size de vereyim. Öyle bakalım. Aa, burası camlıymış. Pek de sevmem. Sims'teki cam yarım duvar üstleri de kötü bu arada. Ama bir bakalım dur. Bu gece ışığını ben sevdim. Daha aydınlık yapmayı düşünmüyorum. Bence burası bu kadar olmalı zaten yani. Gündüz de öyle böyle şöyle. Sonra da zaten akşamüstü tatlı tatlı ışık geliyor. Bu bir de hareket eden tabii şimdi build'da görmüyoruz da. Şu ışık böyle kayıyor. Ay, alt kata bakan o half-wall'un orada çalışma alanı nasıl olur acaba? Deneyeceğim yani, bir çalışma alanı olacağı kesin de. Hani yatak nerede olur, çalışma alanı nerede olur falan filan. Onu bilmiyorum. Inst benle alaka. Niye kız? Instagram'ını bağla. Instagram'ını mı dedim? Discord'unu bağla, pardon. Gece yoruldun sen yavrum. Yo, ama açım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz burayı niye böyle yapıyoruz? Bu gitsin. Ay, bu duvarlar çok buglanmış şekerim. Durun bir. Bir durun. Bir kapataç yapalım. Burnumdaki mi ne? İşte bu kadar. ben bir oyunu kapatıp açayım. Durun. Ben bir oyunu kapatıp açayım. Yemek yayını olmasın mı chat? Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba Sims'ten sonra mutfak yayınına geçip şey mi yapsak? Kabak yemeği. Sonra dönüp Stardew. Of. Ya Stardew'da da artık evlenmek falan istiyorum. Ya şu an evlenemem de. Bilmiyorum. Lia'yı falan tavlamak istiyorum artık. Yeter ya. Kabak yapmam lazım. Annemden kabak tarifi aldım. Tarifi aldım. Ya yayının öncesini kaçıranlar. Toprak. Bakın solucanlı toprak karıştırdım da. Nane diktim. Nane. Siz neler kaçırdınız? Rujumu da tazeleyeyim. Açılıyorsunuz. Ya nasıl yapacağım?
Yayını kapataç yapmak istemiyorum. Masayı çekerek olursa olabilir. Olabilir. Şimdi şuna bir bakayım. Güzel. Sushilerimi de alıyorum yakında. Abone özel sushi yayını. Sushi yapacağız. Sabaton olursa asla derse girmem, izlerim. Sabaton hayatta yapmam ya. Deli miyim sabaton yapayım? No way. Yakında alıyorum. O valla o bir zahmet abone özel olsun. Aboneciklerimle. Hadi bakalım. Ay aslında şöyle yapsak ya, bu fırsattan istifade. YouTube teşekkür ederim izlediğiniz için. Biz yayında devam edelim. Siz bir sonraki bölümden devam edin. Bir böleyim ben bu videoları herhalde, değil mi yani? Öyle şey olmasın. Hadi gidin gelin. Ama videoyu beğenin çıkmadan. Videoyu beğenin. Efendim ilk defa geldiyseniz abone olun. Aşağıda da link var. Oradan da buraya gelebiliyorsunuz zaten. Öpüyorum çok sizi. Hadi bay bay.